bilindiği üzere Dersim soykırımı tertelesinin 80. yılında bulunmaktayız. Bu soykırım 80 yıl sonra barajlarla oranın insansızlaştırılmasıyla devam ediyor. Kanun hükmündeki kararnameyle birlikte kamulaştırma yaparak barajların önü tekrar açılmak üzere şu anda başlanmış durumda. Dolayısıyla doğamız, kültürümüz ve inanç merkezlerimiz ciddi anlamda tahribat altında. Biz de kurumlar olarak bir araya geldik ve bu yapımı devam eden barajların bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Basına ve kamuoyuna. Dersim'de Muzur Vadisi yeni bir baraj ve HES saldırısıyla yok edilmek isteniyor. Dersim'de yıkıcı bir proje daha harekete geçirilmeye çalışılıyor. 1967 yılından bugüne uygulanan kısa vadeli baraj ve HES politikaları ile Munzur'da sadece suyun değil, doğanın, insanın kirlenmesi, yok edilmesi için büyük bir adım atıldı. Bu planın ilk uygulaması olarak Uzunçayır, Barajı, Utanç Gölü, sinsice bölgedeki çatışmalı ortamın yarattığı koşullarda bitirildi. Bu yıkımı yaşayan Dersimlilerin doğasını koruma bilinci ve barajları yaptırmama, madenleri aratmama kararlılığı her geçen gün artarken, şirketlerin ve devletin de boş durmadığını, Munzur Vadisi'ndeki Konaktepe Barajı ve Konaktepe 1 ve 2 hidrolik santrallerinin inşaatı ile ilgili yargı kararlarına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planının onaylanması ile Munzur'u yok etmeye hazırlandıklarını gösteriyor. Bizler akıl, bilim ve izandan yoksun bu projenin uygulayıcılarından olan ve Konaktepe'de yapılmak istenen bu yıkım projesinin Türkiye'deki motor gücü Soya Holding'i ve Ata Holding'i buradan uyarıyoruz. Aynı uyarıyı onların uluslararası ortaklarına da yapıyoruz. Soya Holding'i iyi tanıyoruz, biliyoruz. İşçilerin kanlarıyla yükselttikleri baraj ve konut projelerinden biliyoruz. İşten çıkardıkları Trakya döküm işçilerinden Güllübağ Barajı'nın kapaklarını açtıkları için katlettiği 14 yaşındaki Bünyamin'in ve 17 yaşındaki Yücel'den tanıyoruz. Sürdürülebilir yaşam sera gazı emisyon raporu ve geleceğe bir damla saklar çalışmaları ile bizleri kandıramazsınız. Doğayı korumaya hevesliyseniz ellerinizi Munzur'dan çekin. Dersim coğrafyası Osmanlı'dan bu yana farklılaştırılmaya çalışılıyor. 1937-38 sürgünleri ve zulmünden bugüne 1994 köy boşaltmaları ile devam eden bu süreç bugün barajlar projesiyle ve bölge yasakları ile başka bir boyutta devam etmektedir. Yapılmak istenen baraj ve HES'ler Türkiye'nin ilk ve en büyük milli parkını sular ile boğacaktır. Munzur'da yapılmak istenen baraj ve HES hayata geçerse tarihimizi, kültürümüzü ve inancımızı yok edecektir. Bizler doğal yaşam alanlarına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne ve inancına sahip çıkanlar, vadilerinde yüzyıllardır yaşayıp, koruyan, kollayan ve geliştiren, üreterek bu toprakları var edenler olarak yurtsuzlaştırılmak isteniyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda söz konusu bu projenin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkarabilecek talimatları kısaca sıralayacak olursak, Türkiye'nin en büyük ve ilk milli parklarından olan Munzur Vadisi tamamen yok olacaktır. Munzur'un dünyaca ünlü kırmızı pullu alabalığı, yapısı itibariyle barajlar sularında yaşama imkanı olmadığı için nesli tükenecektir. 43 tanesi sadece Munzur Vadisi ve çevresinde bulunan toplam 1518 bitki türünün bir kısmının sular altında kalacak olması ve meydana gelecek olan iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde yok olacaktır. İngiltere'de 1500, Hollanda'da 1850 kadar çiçekli bitki türü olduğu düşünülürse Munzur Vadisi'ndeki bitki çeşitliliğinin önemi ayrıca düşünülmelidir. Koruma altındaki önemli bitkilerden olan dünyaca ünlü tek başlı Munzur sarımsağı da yok olacaktır. Matem adlı bir botanikçi bu sarımsağın dünyadaki sarımsakların atası olduğunu dahi iddia etmektedir.
Vadi Türk 150 ile baraj sularında boğulacak, artı sıra barajlar ile inşaat sahasına dönüşecektir. Konaktepe 1 ile Konaktepe 2 arasında su 14 kilometre tüneller ile taşınacağından bu alanda çok az bir su akışı olacaktır. Bazı dönemler hiç su akıtılmayarak kuru yatak haline dönüşecektir. Bölgenin baraj suları ile gölleşmesi bölgenin iklimini değiştirecek, kar yağışı azalacak, bu durum kaynak sularının azalmasına ve bazı kaynakların tamamen kurumasına, belli bir süre sonra Munzur Nehri'nin kaynağı olan Munzur gözelerinin de yok olmasına neden olacaktır. Vadideki barajların, diğer nehirler üzerinde kurulan barajların aksine su kaynağına yakın bir mesafede olması nehir gözelerinin doğrudan etkilenmesi neden olacaktır. Munzur projeleri için devletin bugüne kadar hazırladığı bir iklim raporu bile yoktur. Konaktepe 1 barajının suları Ovacık ilçe merkezine kadar ulaşacaktır. Birinci derecede deprem alanında bulunan Ovacık ilçesi merkezinin zeminine sızan göl suları olması bir depremde ciddi can kaybı yaşanmasına neden olacaktır.